Bir ara hatta konuşmamıştık da. Bunlar da olmuştu. Ben her zaman daha sakin olmasını söyledim. Ama ve lakin. Bugün çok yazmışlar bana bu konuyu. İşte kendisi böyle böyle yaptı. O yüzden başına gelenleri hak ediyor. Kendisi şöyle şöyle yaptı. Başına gelenleri hak ediyor. Hiçbir mallığı, bakın hiçbir mallığı, yaptığı hiçbir mallık, söylediği hiçbir saçma sapan şey, bir çocuğun ailesinden koparılmasına, işte çocuğun hedef alınmasına doğrulamıyor, aklamıyor, normalleştirmiyor. Sizin bundan nefret etmeniz, size zamanında saldırmış olması, artık nasıl adlandırıyorsanız eğer, hiçbirisi bu durumu aklamıyor. Bu durum anormal bir durum, bu durum normal bir şey değil. İkinci olarak da daha da kötüsü, kronolojiyi biraz bozdum biliyorum ama siz konuları biliyorsunuzdur diye rahatım o konuda. Kendisinin söylemediği bir söz, bu durumda işte buradan Püncel mi, Pancel mi, ne o insel, orospu evladının adı, Niki. Nick'ini hatırlamıyorum da Bildiğiniz Ertürk gibi tabii. Space yayında artık ne boksa. Space yayınlarında bir kız çocuğu yapacağım ve bir kız çocuğuna işte bu şöyle böyle yapacağım kız çocuğuna işte tam olarak söylemiyorum belki bu da suça falan Yok hiç giriyor. söyleme söyleme. Ağza da Böyle böyle alınmaz güzel zaten. bir başka yani çok iğrenç bir bu arada aylardır yapıyor bunu. Bunu da şundan biliyoruz. Bizim mod ekibimizde olan iki tane kız kardeşimiz var. Bunlar zaten sürekli böyle böyle hani bir durum var gibisinden söylüyorlardı. İşte dava edildi. Bazı arkadaşlar şikayette bulundu. Hukukçulara falan gitti. Yani bir yandan prim de vermemek şeyi var yani paylaşsam prim olacak bu sefer. Aylardır bu eleman buna devam ediyor. Yani çok çok garip bir durumun içerisinde şu anda. Niye anlatacağım size sebebini. Aylardır devam ediyor. Hiçbir şey olmuyor. Son günlerde Türkiye'yi derinden sarsan narin cinayeti yaşandı. Biliyorsunuz herkes konuşuyor. Sosyal medyada herkes konuşuyor. Kahvelerde herkes konuşuyor. Ana akımda herkes konuşuyor. Ve insanlarda bir güven sarsılması oldu. Niye? Soruşturmada işte niçin gizli tutuluyor? Neden yayın yasağı geldi? İşte bu çocuğun cesedi niçin bu kadar süre bulunamadı bu köyde? Bir sürü soru var. Bin bir türlü soru var. Bu yayının konusu da değil aslında bakarsanız ama. Yani insanlar çocuklar konusunda çok hassaslaştı günlerimizde. Bu konuyu kenara koyalım. Bu hassas günlerde bahsettiğim arkadaş, bahsettiğim bu suç işledikleri sabit olan çete, daha önce işte başta Muharrem İnce olmak üzere başka siyasileri de defalarca kumpaslar kuran, bunu da gönül rahatlığıyla yapan, sonradan işte ana akıma yanlış haberler yaptıran, özellikle Halk TV mesela o dönemlerde, hatta bunun için aslında dava da edilen, birkaç kişi bunlar da içeri de girdi. Bir ekip var. Efendim işte ne yapıyorlar? Bot basıyorlar. Efendim işte yayınlardan kesitler alıyorlar, linç ettiriyorlar, hedef gözü. Bilmem ne. Yani bu 3-4 senedir devam eden bir şey. Detayına girmeyeceğim çünkü siyasete girecek yoksa. 3-4 senedir devam eden bir olay. Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla alakalı mevzuydu o dönemlerde. Bu arkadaşlar Ahmet'in 3 sene önce, 4 sene önce yayında benim kesinlikle tasvip etmediğim ama çizgiler içerisinde baktığınız zaman şu an yaşanan durumu normalleştirmeyen veya buna sebep olacak bir suç teşkil etmeyen sözlerini alıyorlar. Bu durumda birisi Diyanet İşler Birliği'nin, yani benim tasvip etmediğim bu değil. Diyanet İşleri'nin bir fetvasında, baldız konusunda fetva vermesi. Hepiniz de bu baldız fetvasıyla dalga geçtiniz. Ben dahil herkes dalga geçti. Sürekli dalga geçildi. Biliyorsunuz bu yeni bir şey değil. Bu gökten inmedi birden. Ahmet tabii kendi üslubuyla küfürlü bir şekilde bunun dalgasını geçti. Bu paylaşıldı. İşte kendi baldızına sulanıyor falan gibisinden paylaşıldı bu arkadaşlar. Ahmet'in baldızı yok mesela. Belki de o yüzden bu kadar rahatlıkla yaptı o espriyi bilemiyorum. Bir diğeri de Levo ile yapmış olduğu bir muhabbet. İleride işte hani o zamanlar çocukları yok ikisinin de. İleride olursa bizim çocuklarımız işte şey olsun senin daha, bundan daha iyi mi damat bulacaksın gibisinden. Ve klasik işte Ahmet'in üslubundan dolayı. Şimdi bunlar alınıyor, kesiliyor, paylaşılıyor. Aslında bunların amacı, bu bahsettiğim trollerin amacı burada şu. Linçlensin, işte sponsorlukları iptal edilsin. Bunlarla biraz uğraşalım. Yıllardır sürüyor bu dava bu arada. Ben bu çocukları da biliyorum. Kim olduklarını da biliyorum. Niçin yaptıklarını da biliyorum. Yıllardır sürüyor bu. Kesit alır paylaşırlar. Paylaştırdıkları hesap yurt dışında. Frankfurt'ta bulunan bir hesap. Tunceli. Yani onun da kim olduğunu biliyorum. Hani niçin ısrarla böyle bir işler yapıyor bilmiyorum ama çıktığında büyük ihtimalle Almanya'da bir avukata da vekalet verecektir. Onu da orada dava edecektir. Yurt dışından bu kaynakça şeyler paylaşılıyor. Buradakiler de sadece retweet ediyorlar falan. Hani hukuken bize bir şey olmaz gibisinden düşünüyorlar galiba. Durum bu. Bu paylaşılıyor. Fakat narin gündeminden dolayı çok hassas olduğumuz için bizim kurumlarımız da birden diyor ki ya biz çok hassasız bu konuda. Narin olayında yayın yasağı getirdik ama bu konuda yayın yasağı falan getirmeyeceğiz. Tam tersine basacağız bunu ve haddini bildireceğiz. İçeri tıkacağız bunu. Hepiniz de rahatlayacaksınız tarzında bir duruşla kamuoyunu memnun etmek için. Ve bunun çünkü adı budur yani kamuoyu memnun olsun diye. Ahmet'in bürosu, daha doğrusu ofisi galiba basılıyor. Onun görüntülerini falan servis etmişler, izlemişsinizdir.
Tabii bunu bulamadıkları için böyle bir haber gidiyor. Dedi ki tamam ben gideyim o zaman yani. Sonuçta ilk defa gitmiyorum ifade vermeye. Gidiyor ifade vermeye. İfadeler veriliyor vesaire. Bunun ardından deniyor ki işte biz de sağlık kontrolüne falan gideceğiz. Burhi de terk ediyor kendisini o esnada. Hani bilginiz olsun diye. Tabii ki yani biz de şu an sağlık kontrolüne gidecek. Avukatın orada bir işi yok. Bu olurken koridordan geçerken tabii güneş gözlükleri takılıyor. Kameralar açılıyor. İşte bunun tabii servis edilmesi lazım sosyal medyaya. Niye? Çünkü millet hassas ya. Milletin tatmin edilmesi gerekiyor. Bakın cezasını verdik. Hani Narin konusundan hassassınız işte bunun cezasını verdik gibisinden. Ahmet orada bu inadını bilmiyorum. Pancayon diyeceğim yine artık. Neyse adı. İnsel bir tane ruh hastasıyla birlikte. O herifin işlediği gerçek suç. Yani Space'de gerçekten suç işliyor. Ama aylardır ne hikmetse bu tipe dokunulmazken bugün ikisi bir araya getiriliyor. Sanki Ahmet bu sözleri söylemiş gibi. Sanki Ahmet'in sözleriymiş gibi. Lanse ediyor. Show TV böyle haber yapıyor. Sözcü böyle haber yapıyor. Halk TV böyle haber yapıyor. A Haber böyle haber yapıyor. Takvim böyle haber yapıyor. Yeni Şafak böyle haber yapıyor. Hani bir kişi mi bile hani ben de gazetecilik yapayım arkadaş diye düşünmedi. Bilmiyorum. Hani burada da yine bir itibar suikasti var. Yani çok iyi denk getirilmiş. Bu ok trollerin, bu trollerin organize edip de yürütebilecekleri bir operasyon değil. Değil. Hani bunlar büyük ihtimalle biz bununla uğraşırız diye düşündüler. Ama tabii ki de karşısındaki yapıyı tanımadıkları için, bu işin nereye gideceklerini tahmin edemedikleri için onlar da dediler ki hop tamam. Eyvallah kardeşim şu an çok ihtiyacımız vardı bu konuya. Çünkü gündemde böyle bir durum vardı. Biz bununla alakalı çok güzel bir şekilde PR'ımızı yaparız diye attıkları ortayı değerlendirmiş oldular. Onlar da şu anda yana yana şey diyorlardır büyük ihtimalle gördüğüm kadarıyla. Bu danışıklı dövüş. Arkadaşlar danışıklı dövüş dediğiniz adamın çocuğunu incelemeye geldiler. Ya ben bir şey söyleyeceğim burada lafını bölüyorum çok özür dilerim. Ben dün gece oradaydım. Evindeydim. Eşinin sevdiklerinin ailesinin yanındaydım. Yapmayın bak Jaho'yu sevmeyin nefret edin. Hatta nefretinizi istiyorsanız dökün ortalığa. Ama bu işte bu danışıklı dövüş falan filan ya bak sevenleri fenalaştı. Dün gece hastanelik olanlar falan oldu. Gecenin saat 1'inde bakanlıktan adam geliyor ki bakayım siz çocuğunuza bir şey yapıyor musunuz ya. Bu çok ağır. Yani burada kim olursa olsun aşırı rahatsız edici bir durum. Yani Allah rızası için elinizi biraz vicdanınıza koyun yani bunu söylerken. Bu bence hani tabii olay zaten çok hassas ve ciddi. Ama bu işin içine işte çocuğu vesaire girince çok daha da böyle dayanılmaz bir hal alıyor. Yani o konunun özellikle altını çizmek istiyorum Erlik. Hani o şey değil, anlıyorum buradaki birçok insan için bu olay belki bir magazin ya da işte aa bak Jahreyn'e ne olmuş falan diyorlar ama bu olaydan gerçek insanlar etkileniyor. Yani kötü oluyor. Daha açmak istemiyorum çok böyle şu oldu bu oldu diye kötü oluyorlar. Yani onu da tekrar altını çizeyim. Özür dilerim böldüm abi tekrardan. Ne demek estağfurullah istediğin kadar konuşabilirsin Bahadır. O kısma değinecektim. Hani davanın kısmını anlasınlar diye. Mevzu bu arkadaşlar. Burhi'nin demesine göre hani pek bizim savunmamız zaten dinlenecek bir durumda değildi. Hani burada bir ders verme. Biliyorsunuz bazen hukuk böyle işliyor. Ders verme üzerinden işliyor. Durum siz de değilsiniz bu arada. Bugün Burak'ın yayında da söyledim onu. Yani sizin Twitter'da dalga geçmeniz, aa bu şişkoyu aldılar, işte bu ayı kim bilir ne kadar yiyordur içeride falan. Hani bu geyikler değil. Siz olayın vehametinin farkında değilsiniz. Sokaktaki dayılar, sokaktaki teyzeler, sokakta herhangi vatandaş, esnaf bilmem ne bu yaş grubundan bahsediyorum. Ahmet'in çıkıp da o insel manyağının söylediği sözleri söylediğini sanıyor. Onunla birlikte bir yayın açtığını falan sanıyorlar bu arada. Çünkü Sözcü, Halk TV, A Haber vesaire haberi böyle verdiler. Bu ikisi bir yayın açtı. İşte bak bu burada bunu söyledi. Bu da dedi ki sen öyle mi yapıyorsun? Ben de baldızımı falan gibisinden. Hani olay nereden nereye geldi? Hani akılla mantıkla izah edilebilecek bir şey değil bu. Olay neredeyken nereye geldi? 2-3 yıl önceki bir kesidin paylaşılıyor. Bir tane manyak sapığın yayınıyla birlikteymiş gibi lanse ediliyor. Medya bunu el birliğiyle yapıyor. Hukuk zaten işlemiyor. Ve sen bu yüzden kendini de açıklayamıyorsun. Durum şu anda öyle hani kendini de açıklayamıyorsun. Ve Twitter'da hani bu iş mizah malzemesine çevrildi. Tabii arkadaşım mizah malzemesi yapılabilir. Çünkü Kıbrıs'ın kendisi de defalarca yaptı bunu. Hani bunu çok onunla da konuştuk. Hani yarın öbür gün böyle olur kendisi de diyordu. Bana fark etmez falan gibisinden diyordu. Biliyor yani o da muhabbeti. Ama konu şu anda bu değil. Konu birincisi 2 yaşındaki bir çocuk, 1 yaşındaki bir çocuk, 2 yaşını doldurdum bilmiyorum Boramir. 1 yaşındaki bir çocuk, bunun ailesi ve arkadaşlar ifade verme falan değil. Hani içeri alınıyor. İçeri alınma sebebi de şu, onu da söyleyeyim size o da çok ilginç. İçeri alınma sebebi de şu, suç şu bu falan değil. İçeri alınma sebebi şu, bu dosya görülecek. Görülene kadar kaçabilir, delilleri karartabilir. Delilleri karartabilir. Abi
Yayın kesitleri internette duruyor. Milyonlarca kez tıklanmış. Milyonlarca kez izlenmiş, paylaşılmış. Hepsi sabit web arşivde falan var. Hani hangi delili karartabilir? Bir delil falan karartamaz. Mevzu orada o görüntüyü vermekte. Hedef kitle de siz değilsiniz bu arada. Demin konuştuk bizimkilerle. Hani yayın falanlaşma muhabbeti vardı. Açmadık etmedik çünkü hani hedef hitap edeceğimiz kitle belli. Sizin az çok dijital okul yazarlarınız var. Şu an anlattığım her şeyi büyük ihtimalle biliyorsunuz ya da aklınız kesiyorsa kendiniz düşünmüş şey yapmışsınız, sonuca varmışsınızdır. Problem değil. Hedef kitle bu değil. Kamuoyunu tatmin etmek için yani göz göre göre Narin olayında bizim Kıbrıslı kurban edildi. Yani gele gele bizim Kıbrıslı'ya geldi. Kafayı yersin. Bizim Kıbrıslı'yı aldılar. Jaren'i aldılar. Ve Narin olayında milletin hassasiyetlerini şey yaptılar. Tatmin ettiler diyelim. Ama asıl davada hala da yayın yasağı falan var yani. O hala konuşulmuyor. Hani öyle bir distopik bir ortam ki kafayı yersin. Akılla mantıkla izah edilebileceğin bir şey değil. Ve kendisinin ne kadar kalacağı içeride belli değil. Ki zaten hani olan davada da hani ileriye dönük şey diyecekler büyük ihtimalle. Ha tamam bunu söylediğin bununla alakası yokmuş. Ondan sonra salalım falan artık. Neyse. Ama olan olmuş olacak. Hani öyle bir haber yapıyorlar ki oğlum bu adamın eşi, çoluğu, çocuğu var. Hani ailesi var. Sen bu adam pedofil diye haber yapıyorsun. O pedofil manyağın söylediklerini bunun üzerinden haber yapıyorsun. Oğlum siz bu adamdan nefret edebilirsiniz. Hiç sevmiyor olabilirsiniz. Bu kimsenin umurunda değil. Benim de değil. Onun da büyük ihtimalle umurunda değildir. Ama söylemediğim bir söz üzerinden karalanman, yargılanman, medya eliyle bunun yapılması sizi bir düşündürsün Allah aşkına. Hani bu esprisi olan bir şey değil. Sen bütün ülkecek pedofil bir sapık olarak lanse ediliyorsun. Ama senin sözlerinden değil. Başka bir manyağın sözleri üzerinden. Ve sen bu yüzden yargılanıyorsun. Ve belki de çocuğun elinden almaya teşebbüs ediyorlar. Update konusunda bu. Burhi yanına gitti. Bugün galiba yine yayında olacak. Yanında olacak, yayında değil. Geri dönünce tekrar konuşuruz kendisiyle ama herkese selamı var. Kendisi iyi. Destekleri iletmiş Burhi. Böyle böyle destekler, durumlar var gibisinden. Rahatsız olduğu en büyük konu tabii ki de bahsettiğimiz incel'le aynı anda anılması, yalan ve sahte haber yapılması. Bilmiyorum Bahadır, ekleyeceğim bir şeyin var mı? Söyleyeceğim bir şeyin var mı? Ben bir özet geçtim. Bu yani. Şey olayı da yine çok gariptir. Avukatlar da şahit keza buna. Hakim Bey'in yanına çıktıklarında ifade için karar hazır. Yani ifadeden, kendini savunmasından, ifaden değil pardon özür dilerim, kendini savunmasından önce. Onu söylüyoruz mu bilmiyorum, o yüzden değinmedim ona. Yok bunu sabah anlattılar zaten. Ben yayında anlattım bunu. Sıkıntı yok. Yani ha, şey, karar hazır bir şekilde. Bekleyin. Evet, buraya savunmaya gidiyorlar arkadaşlar. Aha, tamam tamam. İyi hadi yürüyün. Karar bitti. Yani karar başın, bunlar girdiklerinde bile karar netmiş zaten. Yani mesele anlayacağınız şekilde söyleyeyim size. Yukarıdan büyük ihtimalle şey dendi. Böyle böyle bir gündem var ülkede. Bak bu da internette böyle böyle diyorlar. Böyle söylenmiş. Hadi hazır olmuşken bunları cezalandıralım hikayesi. Geri kalan da biliyorsunuz zaten. Sosyal medyada aşırı sevilen bir insan da değil kendisi. Bizim takipçilerimizden de aynı şekilde. Bize bile tepki gösterenler falan var ama arkadaşlar bugün Burak'ın yayında da söyledim. Tekrar söylüyorum. Bu kişi değil benim dostum, değil benim tanıdığım, hatta benim hasbım olsa bile bir insanın çocuğu hedef alındığında, böylesine bir iftira atıldığında çıkar, adaleti savunurum. Arkadaşlar bu işin şakası yok. Var mı ikinizden birinin ekleyecek bir şeyim? Söylenecek çok bir şey bırakmadın aslında abi ya. Hani ben burayı sadece geçtim. Hani tekrar söyleyeyim, sorularınız falan varsa bana da çok... Biliyorsunuz ben bir tweet attım. Hani gayet kapsamlı bu arada, her şeyi de söyledim. Saçma sapan şeyler işte, zamanında şu yayıncıyla kavga etmiş, şuna bunu demiş. Arkadaşlar bunlar benim asla dahil olmadığım, yani uğraşmayacağım, çocukları eğlendirecek dramacıklar. Hani yapsınlar etsinler. Yani bu işin ciddiyetiyle onun hiçbir alakası yok. Çıkınca tekrar söversiniz artık. Çıkınca tekrardan kimi savunuyorsanız savunursunuz. Mevzu bu değil ki. Yani burada kimse size aman Jahrein çok iyi bir insan, hadi hep birlikte kenetlenelim, Jahrein işte Heal the World böyle şarkı yapalım beraber, Jahrein çıksın falan. Yani öyle bir durumda değil insanlar. Ama ortada bir çocuk var. Ortada ciddi bir itibar suikastına uğrayan, dünyanın en pis insanı bile olsa ciddi bir itibar suikastı. Yani söylemediği bir şeyi ağzına konuyor adamın. Bu Pancion, neyse artık herifin adı, neyse o pedofili manyağın. Onun söylediği sözler veriyor. İkisi bir arada alınıyor. Basın açıklamasında da bu iletişim başkanında Aslan Değirmenci Bey miydi? Neydi artık adını bilmiyorum. Onun da açıklamasında işte bu ve işte Jahrein alınmıştır gibisinden. Ya abi bunu
çoğunuz hatta belki de birçok insan böyle algılayacak. Bunlar space açmışlar. Birlikte böyle böyle konuşmuşlar. Bana bile insanlar şey yazıyor. Kız çocuğu olsa böyle böyle yaparım diyen bir insan nasıl savunuyorsun? Yani benim bunu savunduğumu sen nereden çıkardın? Nasıl böyle bir şeye inanabilirsin ki? Ki tüm platformlarda aslında dönen algı bu. 40 yaşında 50 yaşındaki insanların gördüğü bu. Benim de çevremde var. Ya işte pedofiliyi nasıl savunuyorsunuz? Bugün yayında da insanlar geldi, işte benim büyüklerim Jaren hakkında bunu düşünüyor. Bunu konuşuyor. Çünkü ana akım medya hem muhalif hem iktidara yakın medya bile isteye o insel dediğin çocuğuna da Ertürk, Ertürk diye hitap edeceğim o yüzden. Ertürk denilen şahsın suçuyla aynı, fiiliyle aynı. Aynı space odasını açtılar, aynı muhabbetleri konuştular. Ve bu yüzden ikisi aynı andan gözaltına alınmış gibi algı yapıldı. Ve şu an aslında bizim uğraşmamız gereken şey bu algıyı yıkmak. Bunun tersini anlatmak zorunda kalıyoruz. Şimdi, ya değil sosyal medyadaki insanlara, kendi çevreme. Veya işte benim çevremdeki insanlar kendi büyüklerine veya kendi çevrelerine bu kadar saçma bir olayın detayını anlatmak zorunda kalıyor. Niye algı böyle yapıldı? Niye böyle konuşuldu? Hala öyle bir hale gelmiş ki Ertürk'ün verdiği ifade sanki Jahri'nin verdiği ifade gibi. İşte birilerini sindirmeye, birileri üzerinden bir gösteri yapmaya falan gelmiş konu. İşte Ertürk ifadesinde diyor ki ben her şeyi etkileşim için yaptım. Ben asosyal biriyim. Ama baktığın zaman bu Ertürk'ün ifadesi olmasına rağmen haber sayfaları, özellikle iktidara yakın sayfalar direkt olarak bu ifade sanki Jahreyn'inmiş gibi üstüne Jahreyn'in ifadesi yazarak bu metinleri paylaştılar. Biz de haber almamışken, ben Jahreyn'in bir yakın arkadaşıyım, ben haber alamıyorum, beni bırak, kendi ailesi daha Jahreyn'den haber alınamıyorken biz Jahreyn'in ifadesini sosyal medyadan görüyoruz. Birileri Jahreyn'in ifadesini sosyal medyaya paylaşıyor. Şey de geldi, Kerim Bahadır Şeker de geldi, bir şey daha söyleyeyim. Biz Burhilerle falan konuşuyoruz, işte haber, cevap bekliyoruz, haber bekliyoruz falan modundalar. Onlar orada haber bekliyorlar. Ben burada işte Hurma mı, Misfak mı, burada bilimum İslamcı sitelerde şey, son dakika haberi görüyorum. İşte gözaltına alınmıştı, tutuklanmaya şey sevki, tutuklu sevk edildi, cezaevine falan gibisinden. Yani haberi buradan internetten öğreniyorum. Böyle bir sistemden bahsediyoruz şu anda. Kerim Bahadır Şeker, sesim geliyor mu? Benim sesim geliyor mu? İyi akşamlar. İyi akşamlar, geliyor, buyurun. Abi şimdi öncelikle söz hakkı vermiş olduğunuz için teşekkür ederim. Biliyorsunuz benim Jahreyn'le yıllardan beri süre gelen bir tartışmam var. Bu ama kesinlikle beni alakadar eden bir durum olduğundan dolayı hukukçu olarak bir ses çıkarmam gerektiğinden ötürü iki cümle geçmeden ve doğruyu savunmadan bununla alakalı vicdanım kaldırmazdı. Öncelikle bunu belirteyim. Jahreyn'in belirtmiş olduğu kelimelerle alakalı olarak şu an Türk Ceza Kanunu'nda maksimum üst sınır 3 sene. Dolayısıyla burada tutukluluğu öngörecek herhangi bir tedbirin olmasının mümkünatı yok. Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinin 2. fıkrasında eğer ki sen müstehcen bir görüntüyü kendin yayarsan üst sınırı bunun 3 yıl. Aracılık ettiğinde zaten daha az. Dolayısıyla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesinde de tutuklama tedbirleri söyleniyor. Diyor ki kaçma şüphesi varsa, delilleri karartma şüphesi varsa, bir, içeri gittiğinde Ahmet Sonuç kendisi teslim olmuş ve polisin kendi çağrısına kendisi cevap vermiş. İki, delilleri karartma gibi bir durum yok. Zaten geriye dönük 3 sene boyunca ortada yayınlanan bir klipten bahsediliyor. Burada haberlerle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Haberlerle alakalı inanılmaz derecede fazla soru geldi. Gerek Halk TV, gerek işte neyse Yeni Akit bilmem ne falan, Sözcü vesaire, herhangi bir televizyon kanalı bununla alakalı olarak Ahmet'i karalayıcı nitelikte ya da Ahmet'in söylemediğini, Ahmet'in soruşturmasında olmayan bir şeyi eğer Ahmet söylemiş gibi yapıyorsa, burada kıymetli üstadım Burhanettin Mumcuoğlu'nun da başvuru gerçekleştirip ivedilikle 24 saat içerisinde tekzip yayınlatması gerekiyor. Bunu noter vasıtasıyla gerçekleştirebilir zaten. Ben de zannediyorum işlemlere başlamıştır. Ama onu da anlayabiliyorum. Çünkü 1000 tane işle uğraşıyor şu an. Ahmet'in çocuğuyla mı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile uğraşsın? Diğer tarafta suç ceza hakimliğine itiraz edip tutuklamaya mı itiraz etsin? Öbür yanda hali hazırda devam eden bir soruşturma var, buna mı itiraz etsin? Ama önemli hususlardan bir tanesi de ben bugün Ahmet'in tutuklanması tedbiriyle sevk eden savcı hakkında suç duyurusunda bulundum. Re'sen tespit edilmesi için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Keza yine re'sen tespit edilmesiyle birlikte de
sevki yapan suç ceza hakimi hakkında da suç duyurusunda bulundum. Ve bu suç duyuruları da görevi kötüye kullanmayla alakalı. Görevi kötüye kullanmada bir kişinin ya da bir kamunun zararından dolayı yapmaması gereken bir şeyi yapan kişi hakkında görevi kötüye kullanmadan suç duyurusunda bulunulabilir deniliyor. Burada nihai sonucu tabii ki de mahkeme verecektir ya da savcılık verecektir. Bununla alakalı belki takipsizlik verirler. Belki bizim yapacağımız HSK şikayetinde, benim bizzat olarak yapacağım HSK şikayetinde şikayete gerek yoktur da diyebilirler. Ama burada önemli olan mesele şu. Şimdi ben 2015-2016 yıllarında çok uzun dönem o zaman yayıncılık yaptım. Benim de geriye dönük 2 tane 3 tane lafımı çıkarırlar. Beni de yayınlayabilirler. Erlik burada keza sen de yayıncısın. Bahadır da burada yayıncı. Javs da YouTuber. O sizin de herhangi bir cümlenizi çıkarıp 2-3 koldan farklı farklı haber sitelerinde paylaştırılıp ondan sonra sizin de hakkınızda bu olabilir. Ya da burada bizi dinleyen herhangi bir dinleyici hakkında da sen geçmişe dönük böyle bir tweet attın diye bu işlem gerçekleştirilebilir. Ama önemli olan husus şu. Burada olay Ahmet'i savunmak ya da X kişisini savunmak değil. Olay buradaki hukuksuzluğu savunmak. Olay buradaki garabeti tespit etmek. Dolayısıyla ben de Ahmet Sonuç'un vekaletnamesi olmadığı için Ahmet adına herhangi bir şikayette bulunamam. Ama benim re'sen ve şikayete tabi olmayan suçlara ilişkin olarak başvuru yapma imkanım var. Ve ben bu başvuru haklarımı gerçekleştirdim. Yani geçmişteki geriye dönük de insanların tartıştığı kişilerle alakalı olarak göbek atmalarını anlamıyorum. Yani yarın bir gün çıkıp da buraya kendileri hakkında bu şekilde bir sonuçla karşılaşsalar onları da savunurum. Başka birisi olsa bu hukuksuzluğa maruz kalırsa onların da savunulması lazım. Çünkü bunun ucu nereye kadar gidecek? Yani alıyorsun bir yayıncının bilgisayarını apar topar topluyorsun götürüyorsun. Sen burada vergi ödeyen ve bunun üzerinden para kazanan bir yayıncısın. Geriye dönük bilgisayarında zarar da olsa burada bilgisayarını toplayanlar hakkında bile tazminat davası açabilir yani. Hatta bu dava sonucunda eğer hiçbir ceza almaz ve beraat ederse direkt olarak bizzat bu kararı veren hakim hakkında da tazminat davası açabilir. Diyebilir ki ben bir ay boyunca cezaevinde tutuklu kaldım. Ben cezaevinde tutuklu kaldığım süre içerisinde yayın yapamadım ve bir aylık gelirim benim, vergilendirmiş olduğum gelirim nokta 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 şu kadar paradır. Bu kadarlık paradan beni mahrum ettin. Bu kadarlık paradan beni mahrum etmenin sonucu maddi tazminattır. Bir de üzerine bu kadarlık süre boyunca hem ailem hem ben mağdur edildik ve mağdur edilmemizin neticesinde geriye dönülemeyecek şekilde adım pedofili olarak anıldı. Ve vermemiş olduğum beyanlar benim adıma verilmiş gibi söylenildi ve bu konularla alakalı haber yapıldı diye haber yapan bütün kanallar hakkında hem tekzip metni yayınlatması hem de tekzip metinleri yayınlanmaz ve özür metinleri yayınlanmazsa da orada da maddi ve manevi tazminat davaları açma hakkına sahip. Dolayısıyla dikkatle süreci ben takip ediyorum. Hatta gitmeye elverişli bir durumum olmuş olsaydı, biliyorsunuz Eylül'ün 1 itibariyle yeni adli yıl başladı. Gitmeye elverişli bir sürecim olsaydı bizzat olarak Antalya'da bulunmuş olduğu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda da kendisini ziyarete de gidecektim. Ya bu Ahmet özelinde ya da başka birisi özelinde değil, bu hukukçu, kendini hukukçuyum diyen herhangi birisinin savunamayacağı bir durumdur. Söz hakkı vermiş olduğunuz için de teşekkür ederim. Sağ olun. Ne demek, ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim Kerim'e bu ince düşüncesinden ötürü de. Çünkü şey biraz daha zor oluyor yani, önceden mevzuluyduk, hani şimdi çıkayım hakkını savunayım. Bir de sonuna eklemek istediğim, birçok arkadaş şey yazmış, hani çocuğuna geldiler mi, baktılar mı, bir şey olacak mı? Dün gece işte saat 1-2 gibi yanlış hatırlamıyorsam iki tane uzman, bir tane de Aile Bakanlığı'ndan yetkili geldiler. Bir rapor tuttular, rapor mahkemeye iletilecek. Negatif bir şey yok, olamaz da zaten. Süreçle beraber orası da ilerleyecek. Şu an için onun dışında herhangi bir problem gözükmüyor. Umarım herhangi bir değişiklik olmazsa. Abi, hukuki noktada benim yardımcı olabileceğim bir şey varsa, o yani sorunuz varsa vesaire cevaplayabilirim. Onun dışında söz hakkı verdiğin için teşekkür ederim. Yoksa ben dinlemeye geçeyim. Sağ olun. Söz hakkı vermiş olduğunuz için. Aslında yani şunu da açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Bunu yapmak benim için de çok zor bir şey, geçmişe geri dönük olarak, ama bir şekilde insanların mağduriyeti karşısında
mastürbasyon yapanlardan hayatta olamam diye düşünüyorum. Peki, teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum tekrar, sağ olun. Bir mukavele, teşekkürler. Evet arkadaşlar, aslında işin özeti bu. Üç nokta var. Birincisi tabii ki de bu işin başlangıç ayağı. İşte bu konuşmaların servis edilmesi vesaire. Bunu Twitter'dan görmüşsünüzdür. İkincisi büyük ihtimalle bunu da şeyi de söyleyeyim. Bu Twitter'dan bu konuşmaları yayan o arkadaşlarımız aynı zamanda oğlu hakkında da şikayette bulundular. Hani spam halinde bir şekilde ki bakanlığa bakın böyle böyle bir şey var. İşte bu adamın oğlunu elinden alın gibisinden. Komik olduğunu falan düşünüyorlar herhalde. Çünkü bu arkadaşlarla birkaç sene önce de benzer bir dava yaşadığımızda yine akıllanmamışlardı. Yine anlatmıştık. Yine akıllanmamışlardı. Özellikle yurt dışında bulunan işte Fethullahçı tayfa, gerek PKK'lılar. Bunlarla işbirliği içerisinde olmak, bunlarla muhabbet etmek, Emre Uslu gibi isimlerle space yayınlar açmak da bir beis görmüyorlardı. Dahası da bu insanlar bir partinin gençlik kollarında çalışıyorlar. İşte kimlikleri falan var orada. Bu insanlar Emre Uslu'yla falan, bu arada hani popüler isimlerle de işte Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu gibi isimlerle böyle hani pozlarını falan da veriyorlardı. O kadar yakın gençlik kollarından. Sonradan bana şey yazıyorlardı. Ama ben Emre Uslu'yu tanımıyorum ki, ne bileyim. Yani duayen politik bir nesil. Duayen üstadlar, siyaset üstadları, siyaset uzmanları. İşte yaşımız küçük, bize bir şey olmaz kafasıyla giriştikleri bir iş sonucunda bir ailenin çocuğu şu anda inceleniyor. Öyle söyleyelim. İkinci nokta bu bahsettiğimiz, yine adını söylemeyeceğim. Bilmiyorum, Ertürk dedi Cavs. Bu Ertürk denilen insel, pedofili, ruh hastası, manyağın söylemlerinin sanki Ahmet'in söylemiymiş gibi servis edilmesi. O şekilde. Bu arada hani Twitter'da falan servis edilen bir şeydir. Onu da anlamıyorum. Yani Show Haber aynısını yapmış. Halk TV aynısını yapmış. Sözcü TV aynısını yapmış. A Haber aynısını yapmış. Bütün gazeteler de aynısını yapmış. Yani bu artık şeyle açıklanabilecek bir şey değil. Bir yanlışlık oldu falan da açıklanabilecek bir şey değil. Bana sorarsanız burada gayet net bir amaç var. Evet, bu da bunun bilmem nesiydi. İnternette işte öyle pedofili şeyler bulunuyor. Cezalandırdık tarzında. Bu işin Ahmet üzerinden yapılması. Ahmet üzerinden harcanması. Orada şeyin dönemi yok. Yani Ahmet zamanında şununla kavga etmiş, bununla kavga etmiş. Arkadaşlar hani çıktığı zaman derdiniz neyse gidersiniz yazarsınız. Beğenmiyorsanız söylersiniz, söyleyecekseniz söversiniz. Yani bu şu anda sizin internetteki hihi haha dramalarınızla alakalı mevzu değil. Mesele ciddi bir mesele. Evet, sizin zaten sesiniz çıkmıyordu bugün çok arkadaşlar. Yani olayın ana hatları bu olduğu için, bence üzerinde durulması gereken noktalar da bu olduğu için çok da hani konuşup hani konuyu dağıtmayalım istiyorum. Çünkü şu an şey bile kaçak bet sayfalarından bile konuşma falan yayınlayıp o bahsettiğin işte diğer çocukla berabermiş gibi onları RT'ye ettiriyorlar. Hani ana akım medya bir tarafa, orası zaten çalışıyor. Bakın tutukluyorlar çocuklara bir şeyler yapanları canım, merak etmeyin gibisinden. Bir de burada da hani oraya kadar düşünmüş, bir tane SS attılar şimdi. Kaçak bet sayfası RT'liyor yani bunları. Kaçak bet sayfaları zaten son birkaç senedir bu siyaset time'ı, öyle diyorlar ya Twitter'da. Siyaset time'ının merkezinde varlar. Bu arada yine söyleyeceğim, yine şey yapacak bazıları, yine alınacak bundan, ama yine bahsettiğimiz grupların çok ciddi paralar kaldırdığı bir kaçak betçilik, kaçak bahis platformları var. Hani bir yandan siyaset yapılıyor, bir yandan kaçak bet sağlanıyor. Buradan para sağlanıyor. Bu para tekrardan işte botlar için kullanılıyor. Gündemler için kullanılıyor. Haber sayfaları için falan kullanılıyor. Yani affedersiniz, kocaman bir bok çukuru Twitter şu anda. Onun haricinde de çok merak edilen bir şey yoktur herhalde, değil mi? Yeterince açık konuştuk mu? Ya bundan sonrasında hani mümkünse sosyal medya üzerinden ya da ulaşılabilecek yerler üzerinden hani yalan haberse haberin yalan olduğunu anlatarak ya da destek vererek arkadaşlar destek olabilir, sürecin içine dahil olabilir. Onun dışında beklemek düşüyor yani maalesef. Ya sadece evet, şeyi bekliyoruz, savcının iddianame oluşturmasını bekliyoruz. Çünkü iddianame oluşturulduğunda yani çok muhtemelen, yine çok ekstrem bir durum olmazsa, yine böyle zorla bir şey yapılmazsa serbest kalabileceği söyleniyor. Evet, hani durum hani bu normal şey. Bizim çok arkadaşlarımız tutuklandı. Çok arkadaşlarımız ifade verdi. Son 4 senede özellikle. Sığınmacı meselesinden olsun, birçoğuna da şahitsiniz. Akıl almaz şeyler oldu ama bu durum
diğer bütün hepsinden farklı. Çünkü bu durumda hani normalde mesela ne bileyim sığınmacı karşıtı bir şey söylüyor. Pankart asan arkadaşlar falan vardı hatırlarsanız. Hudut namustur falan diye. İşte hani yabancı düşmanlığı şu bu halkı kin ve şeye tahrik bilmem ne o şekilde alınıyorlardı. Bu durumda spesifik olarak aylardır dokunulmayan, tekrar altını çiziyorum, pedofil bir manyağın, intihar manyağı, aylardır dokunulmayan bir manyağın ve bu hani bu yayınları sürekli açıyorlarmış zaten. Eş zamanlı servis edilmesi, ikisinin aynı yerde alınması, bakın bunların ikisi bir gibisinden, hani itibar suikasti. Hakikaten klişe bir söz ama itibar suikasti. Hani söylediğin sözden yargılanmıyorsun. Söylediğin sözden yargılansan diyeceksin ki tamam bunları söyledi falan. Yargılandığı şey, işin absürt yanı, medyadan bahsediyorum şu anda, hani yargıdan değil. Yargıladıkları şey bu. Bu bahsi geçen elemanın sözleri. Evet, pek söylenecek bir şey yok hakikaten. Ben söyleyeceğimi söyledim. Geçen gün bu tweet'i attığımda da birçok kişi altına şey yazmıştı. Böyle böyle yaparken, şöyle şöyle yaparken ne dediniz? Hani çok da aşırı zeki sanıyorlar kendini bu arada. Kesitleri falan. Arkadaşlar biz bunun kavgalarını aramızda verdik. Tekrar söylüyorum. Konuşmadığımız dönemler oldu. Dramalarda. Mesela size spesifik bir örnek vereyim. Kıraç'ı çok severim. Yanılmıyorsam kendisi de beni seviyordu en son. Artık bir şey değişmediyse. Muhabbetim de çok iyidir. Kıraç'la mesela bir space odasında çok ciddi bir kavgası olmuştu. Hani çok söylenmeyecek şeyler söylenmişti. Orada da kendisiyle biraz limoni olmuştuk. Ben defaatle söyledim. O yüzden kalkıp bana zamanında şununla şununla kavga etmiş, şununla şuna şöyle demiş gibisinden şeyleri atmanızın bir önemi yok. Şayet ki ben bunları savunan biri değilim ama şayet velev ki ben bu şeyleri savunan biri olsaydım, bu kafada biri olsaydım yine de bu bir argüman değil arkadaşlar. Bu yaşanan şeylere bir argümanlık değil. Tekrar altını çiziyorum, söylüyorum. Yaptığı hiçbir mallık şu yaşananları aklamaz. Şu yaşananları normalleştirmez. Normal değil şu anda yaşananlar. Ha siz yine devam edebilirsiniz. Problem değil. Kimse sizden aşırı bir destek falan da beklemiyor. Ben Twitter'la bu işin hallolabileceğini de sanmıyorum bu arada. Hani Twitter'da hepiniz bir elden tutup da aman aman çıkarılsın adamdır deseniz bile ben bu işin çözüleceğini sanmıyorum. O yüzden hani beklentim şey değil. Hepiniz Cahreni sevin falan değil tabii ki de. Hani bizim ekibimizden de, benim çevremden de, bizzat annem bu arada ilk defa özel bir şey söylüyorum ama bizzat annem mesela hiç sevmez. Ama normal. Hani herkes herkes sevecek diye bir şey yok. Kaldı ki, velev ki böyle olsa bile hepimiz aşırı derecede bu Twitter ortamında Jahreyn sevsek, Jahreyn savunsak yine salınmaz. Çünkü başka bir nokta bu. Bu genel kitleye, kamuoyuna yansımış bir şey ve buradan Türkiye'nin Narin olayıyla oluşan hassaslaşması kullanılıyor. Bakın burada yayın yasağı var ama burada kendinizi kusabilirsiniz. Hadi salla eşiş koyan. Sen de iki tane tweet at. Sen de bir tane edit at. Sen de bir tane meme at. Rahatla. Rahatla. Bu şu anda yapılan sadece bu. Sevmediğiniz biliniyor çünkü. Zaten hedef gösteren de sözde tırnak içerisinde söylüyorum muhalifler olduğu için, yani muhalif bir tayfa olarak bilindiği için biz zaten bir şey yapmadık ki kardeşim, yani siz şikayet ettiniz biz aldık modundalar. Anlayacağınız. Ha, Twitter'lı olacak olsaydı adını vermeyeceğim, burada tutuklanması için bir şahsın, bir Twitter trolünün sağcısından solcusuna, sekülerinden muhafazakarına herkes aylarca el ele verdi. Atatürk'e akıla gelmez hakaretler eden, iftiralar atan bir şahıs. Yani deprem zedelerle de alakalı, aynı iftiraları atan bir şahısla alakalı. Elinizden geleni yaptınız ama velakin hukuk kendisini işlemedi biliyorsunuz. Yargılanmadı, etmedi. Yani bu Twitter'ın istemiyle olacak bir şey değil. Bunları da söylemek istiyordum. Başka bir şey kaldı mı? Ağzına sağlık. Çünkü sıklıkla atılan şey bu bana. Hani şuna şunu demiş, buna bunu demiş. O beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Şu anda konu bu değil. Yani bilmem ne yayıncıyla kavga etmiş. Ha o zaman tam çocuğunu alalım elinden, ailesini de atalım, bunu da içeri atalım. Oğlum böyle saçmalık olur mu? Kafayı mı yediniz bir kendinize gelin ya. Twitter ortamından, Time'dan, işte dalga muhabbetlerinizden, esprilerinizden bir çıkın. Bir çıkın, gerçek hayata bir gelin bakayım. Normal değil şu anda yaşananlar. Ha şunu da söylemiyorum. Herkes destek verecek lan. Öyle, kafada biri değilim ben. Yani çok sevmiyorsunuzdur. Nefret ediyorsunuzdur. Destek verirsiniz yoktur. Problem değil. Ama kalkıp da şu iftiraları paylaşmayın. En azından destek olmayın. Yani açık açık yalan söyleniyor. Açık açık başka bir pedofili, insel ruh... Neyse. Bixi. Buyur canım. Geliyor mu sesim? Geliyor.
Ama Space yani Space en son şu an şeye bakıyordum ben de. Show TV sanırım haber yapmış. Yani birebir hani Jaho'nun hiçbir dediğine yer vermemişler. Direkt o öteki Lavuğ'un söylediklerini Jahren söylemiş gibi bir haber yapılmış. Şimdi ya tekzip isteyeceğiz. Muhtemelen tekzip işine girmeyecekler. Davalık olacaksın ama orada da artık çamura tizi kalsın biraz. Yani yapışan yapışıyor 60 yaşındaki ben teyze bak, şey... Jahren'i takip etmeyecek bu saatten sonra yani. Hemen kesinlikle. Bak, yalanmış falan diye. Sesim geliyor mu? Geliyor şu an evet. Ben şeyi de söyleyeceğim bu noktada. Hani şey diyorlar mesela yayında şunu şunu söyledi. İşte müstehcenlik falan vardır. Ben hani yargılansın, pardon yargılanmasın diyen biri de değilim. Hani evet buradan ifadesini verir. Buradan bir dosya açılır, bir şey olur. Tamam mı? Hani buradan hakikaten rahatsız olan varsa veya ne bileyim. Yani bana hakaret etti. Abicim git davasını ver. Gerekirse parasını al ya da artık mesele bir cezası. Mesele tutuklanması. Kesinlikle. Olarak. Kesinlikle mesele. Bu da çocuğun hedef alınması üstüne üstlük. Ki hani şunu da ekleyeyim. Avukatları bunu dile getirdi. Yani bunu söylemişler. Hani gerekiyorsa işte adli kontrol uygulansın. Hani hatta ve hatta daha ileri tedbirler de olabilir ama bakın çocuğu var, çocuğuna bakması lazım, evinde durması gerekiyor gibisinden. Ama karar zaten orduya girdiklerinde önlerindeki ekranda hazırmış maalesef. Yani. Şimdi daha, tabii tabii. Karar hazır. Bu arada hani o baştan şeyi belli. Bu arada şey söylüyoruz mu biz savcının şey durumunu? Değişmesi durumunu. Sabahçı durumunu mu? Evet, sabahtan değişmesi. Ben onu yine söyledim bugün yayında. Söyledin mi? Senin de ağzın. Savcı değiştiriliyor son dakika. Öyle bir durum da var. Savcının değişmesiyle birlikte aslında olayın seyri değişiyor anlayacağınız. Hani tamamen abi şunu bir içeri alın. Videosunu da çekin. Sosyal medyadan da paylaşın. İçeride biraz kalsın, akıllansın. Kafasınca verilmiş bir karar. Ve bugün ceza alsa muhtemelen değil. Olağanüstü bir kurgu olmasa serbest bırakılacak. Yani bugün bu dava görülse, bir iddianame olsa, bugünkü suçlarından kaynaklı bir ceza alsa 6 ayla 2 yıl arasında ceza alacağı için serbest kalacak. Çok garip bir durum içindeyiz. Evet, bir de ben bunu paylaşıyorum. Hani benim kitlemde işte siyasi konular konuşuyoruz, belgesel falan yapıyoruz ya. Hiç bu konuları, bu yayınları, işte Jahren'i falan bilmeyen çok insan var. Sana da yakıştıramadım kardeşim. Adam kızı hakkında neler diyor falan, sen bunu savunuyorsun. Tabii ki de savunmuyorum yani. O bunu söylemediği için güzel kardeşim. Böyle bir kelam etmiş olsa benim kendisini savunma ihtimalim var mı? Hani tam tersine bu konuşmaların ortaya çıkmasını mı bekleriz? Elbette dava ederiz veya diğer arkadaşlarımız o bahsi geçen insel ruh hastasını dava ettiklerinde nasıl onları desteklediysek. Ki bir şey çıkmamıştı o davalardan. Onu da söyleyeyim. Aylardır hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey yapılmadı o elemana. Ne hikmetse bugüne denk getirildi. Bunu aldılar birlikte işte. Böyle bir olay arkadaşlar. Arkası önü bu şekilde. Hadi bir şurada etkisi de şu. Bizim yapma dediğimiz işte aman herkesle bir dramaya gireyim, herkesle bir münakaşaya gireyim hikayesi. Demin örneğini verdim işte benim çok yakın olduğum insanlar da dahil. Hani rica ettiğim zaman o insanları bırakıyordu, onlarla şey yapmıyordu, münakaşaya falan girmiyordu. Bu yüzden herkesin tabii antipati duyması. O yüzden kolay bir hedef. Ama kolay bir hedef seçildiği için hedef seçenlerin işini kolaylaştırmayın. Evet zaten bunu kimse sevmiyor. Bunu salalım. İşte Narin olayında zaten biraz gündemden düşer. Buna sallarsınız. İşte millet aklanır. Bak görüyor musunuz neler dedi. Hani siz de bu tufaya gelmeyin. O kadar söyleyeyim. Çıktıktan sonra zaten herifi sevmiyorsunuz. Zaten sallıyorsunuz. Çıktıktan sonra sallamaya devam edin. Ya şöyle demiş böyle demiş. Abi Ahmet Kılıçdaroğlu'na karşı davasını kaybetti. Affedersin 3 ay boyunca taşak geçtim ben. 3 ay boyunca dalgasını geçtim ben. Yani çıkıp da aman Ahmet dava edilmesin. Aman Ahmet yaptıklarından dolayı bir şey başına gelmesin diyen insanlar değiliz biz. Öyle bir durum değil bu. Bu normal bir dava değil. Sorun orada. Ya ki şey de çok söyleniyor. İşte Jaho şuna küfretti. Bunun anasına sövdü. Abi gidin şikayetçi olun. Davası neyse görürsün. İşte uzlaşma ise uzlaşma, ceza ise ceza. Bu dediğin gibi bunun da çok üzerinde. Hani Jaho birine küfretti diye gecenin bir saatinde işte çocuğuna bakanlıktan adam yollayalım. Kendisini de alalım, tutuklayalım. Yani bu ne akla uygun ne vicdana uygun. Onu da çok görüyorum çünkü. Boyunu eğilmedi diye, hani biraz boyu uzun yapılı ya, boyun eğilmedi diye bir daha bunu tekrar alın diye dolaştırıp hop bir daha alıyorlar boynunu bu sefer eğerek. Yani bunlar normal şeyler değil. Yani bu şekilde de kamuoyu tatmin olmaz. Bu şovdur, bu TikTok çekmektir, bu millette dalga geçmektir. Başka bir şey değil bu. Ne olacak? İnsanlar bu Narin olayından çok hassas, TikTok'ta paylaşacaklar. Cezası kesildi. Yayınlarda pedofili şeyler söyleyen falan. Halbuki yok. Değil yani, kendi sözleri de değil.
Neyse. Tekrar söylüyorum. Bir şey ekleyecek olanınız var mı aranızdan? Bir şey kalmadı herhalde. Ben Siver'in editlerini izlemeye gidiyorum kardeşim. Dur bakayım, bir şey söyleyecek olan var mı? Ha dur Bilal, bakacağım ona. Ben bu kızı biliyorum galiba ya. Bakacağım. Bakacağım. Vallahi arkadaşlar 15 bin kişi dinliyorsunuz ama daha da fazla anlatacak bir şeyim kalmadı. Düşündüm üzerine ne söyleyeyim diye. Bazı şeyleri net de anlatamıyoruz, konuşamıyoruz davayla alakalı olduğu için. Burhi olsaydı burada bana biraz şey yapardı. Şunu konuş, şunu konuşma diye. Mevzu bu. Olay bu dostlar. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Var mı yazacağınız bir şey? Yazın bakıyorum. Burada chat olmadığı için Twitter'da. Mentler üzerinden bakıyoruz. Yayıncı isimleri yazıyorsunuz. Bunun hakkında ne diyorsun? Şunun hakkında. Arkadaşlar ben tanımıyorum. Ben Ahmet'i de sadece gündemden falan biliyordum ben Ahmet'le tanıştığımda. Ben hala mesela yayıncıları falan tanımam. Hani yayıncılar kim? Mesela demin gelen arkadaş dedi ya şey. Bizim dramamız falan vardı. Ben düz avukat sanıyordum onu. Yani tanımıyorum, bilmiyorum. O kadar ya uzun. Bir de mesele açıkçası şu an şu yayıncı bunu demiş, bu yayıncı bunu demiş gibi bir sosyal medya draması ya da magazin değil abi. Ortada tekrar altını çiziyorum. Gerçek insanların etkilendiği ve canların yandığı bir durum var. Yani yayıncı bir şey desin demesin. Şu an çok daha önemli bir mesele var. Yani odak orada olsun. Bırakın isteyen desin, isteyen demesin. Şu an ona yorum yapacak zaman değil. Yani olaylar inşallah bir biter. Adamı içeriden bir kurtarırız. Çocuğunun yanına döner. Heh, aynen öyle. Ailesinin yanında bir otursun. Gerisi halledilir, çözülür yani. Bir şekilde çözülecek bir şey varsa. Ya bir de şey var. Oğlum bak. Aşağıda dinleyenlere diyorum hani normal Twitter camiası. Ha şey yazmışlar. Ellie'nin annesi Jaren'i sevmiyormuş falan diye. Oğlum Jaon'un ablası da beni sevmiyor. Yani ona bakarsanız ya. Jaon'un ablası da beni sevmez. Aramızda espridir o yani. Onunla yayınlarda defaatle yaptık bunu. O yaş grubundan bahsediyorum sana. Çünkü yani annem tanımaz etmez seni. O TikTok'tan falan gördüğünden bahseder. Ve TikTok'ta falan gördükleri de o şekilde. Anlatabildim mi anlatmak istediğimi? Ha tabii şey yazmaya başlamışlar. İstanbul ekibi dediğimiz oradaki gençlik kollarına yakın ekibe işte etkili haber falan var ya işte direkt İstanbul ekibinin. Ben de bir şeye bakıyorum. Onu da söyleyeyim size, sizin de haberiniz olsun. Etkili haber paylaşım yaptığı zaman alıntılara bakacaksınız. Mavi tıklı alıntıları yapan bütün niye bunları takip ediyor dediğiniz böyle konsept hesaplar falan var ya hepsi İstanbul ekibinin. Etkili haberden haber girerler. Onlar da alıntılama yaparlar. Şey alıntısına girmişler. Efendim yakında salınacak. Bu muhalefete kurulan bir komplodur. Danışıklı dövüştür. Abi yani danışıklı dövüş için adamın çocuğunu mu elinden alacaklar? Siz kafayı mı yediniz? Delirdiniz mi ya? Şunu adam akıllı desenize. Bizim içimizden bazı insanlar bu işin bokunu hatta ve hatta bu kişiyi artık gerekli, mercileğin gerekli kurumların adaletine teslim etmeniz gerekir. Benden tavsiye. Çünkü er ya da geç bu hukuki boyutu alacak bir noktada. Hani bana şey yazanlar da oluyor bu şahıslarla alakalı. Yaşları küçük olduğu için her yerde isimlerini falan da verdikleri için böyle hep birbirlerini satıyorlar. Aman adresi bu şey bu. Hiç umurumda değil arkadaşlar. Ben gidip de 20 yaşındaki çocukla uğraşacak değilim, siz kafayı mı yediniz? Yani benim oradaki konuşacağım, hedef alacağım kişi bellidir. Bir de bu şey muhabbeti var Erlik, lafını böldüm işte, milleti panelliyorsunuz şu bu, ya bizim ne böyle bir şeyle işimiz olur, ne derliğin dediği gibi bunu yapacak vaktimiz var burada yani, çok özür dilerim, kıçımıza yılan girmiş leylek arıyoruz, hani oturalım da aman milleti fişleyelim panelleyelim. Ya bir de ben kimi panelleyeceğim yani bunlar. Bir de şöyle bir şey, kim panelleyeceğim ki yani bu 13-14 liraya çoluk çocuğun eline düşmüş panel meselesi. Selam versen adam sicilini çıkarıyor. O onu panel. Abi paneller.
Sen burada onu panelliyor, bunu bak. Ben mesela oktroller panelliyor diye de, o bahsettiğimiz çocuklar var ya, onlar panelliyor diyor diye yaygara koparmıyorum. Niye? Çünkü benim buradaki hedefim devlette, hükümette bu işten kim sorumluysa o ya, bu çoluk çocuğun eline bu nasıl geçiyor diye. Ben bundan hesabını sorarım. Yoksa bin bir türlü velet var onu yapacak. Ben niye ki birini panelleyeyim? Bir de panelleyeceğim 20 yaşındaki çocuk mu olacak? Siz kafayı mı yediniz ya? Delilik yani. Onu şey bana da yazmışlar. Siz hedef gösterdiniz. Bugünden beri şey, dünden beri şey soruyorum. Kimmiş bu benim hedef gösterdiğim garibanlar? Bir iki örnek versenize. He? Apo Öcalan, İmralı'da yatıyor. O da ayrı komik bir olay değil mi ya? Üç takipçili adam sana küfür ettiğinde ve sana cevap hakkı doğduğunda, sen cevap verdiğinde hedef göstermiş oluyorsun. Evet, öyle bir şey var. Ment attığın zaman, hani mesela adam senin hakkında bir şey yazıyor, bu doğru değil falan yazıyorsun. Hedef gösterildim. Niye? İşte benim tweetimin altına. Şöyle siniri bozuluyor insanların. Çünkü daha popüler birisin. Yorum yapıyorsun mesela altına. Millet de yazıyor. Sen salak mısın, aptal falan gibisinden. Ona hedef gösterme diyorlar. Ben privé hesap kullanmaya başladım o yüzden. Bu sefer de şeyde privé hesaptan yazıyor. Açıktan yazsana demeye başladılar. Açıktan yazıyoruz. Zaten hedef gösteriliyor. Ne yapayım oğlum ben? Şener Şen gibi. Yukarı kaldırıyor ben, aşağı indiriyor. Ne yapayım ben yani? Neyse. Ya daha eklenecek bir şey yoksa konuyu çok da dağıtmadan şey yapabilirsiniz, salabilirsiniz. Kesildiğini şey yapar, YouTube'a atar gençler. Reklamı da açarsınız çocuklar. Öğrenci ya bunların çoğu. Bakıyorum yazan bir şeyden var mı diye de doğru düzgün bir şey yok. Denizcan gördüm attığını. Açıktan bunu paylaşmam tabii böyle bir şey ben. Sonra bakarım. Hukuki olarak durum nedir diye. Bakıyorum arkadaşlar, sizin mesajlarınıza falan da bakıyorum, hani merak ettiğiniz bir şey var mı gibisinden. Biz ne yapabiliriz? Arkadaşlar hani gördüğünüz yerde işte imkanınız olduğu sürece bu haberin yanlış olduğunu belirtin. Başka da sosyal medya üzerinden, hani tabii bu destekle büyük bir şey değişecek değil ama sosyal medya üzerinden tag falan açıyorlardı. Bunlara destek verebilirsiniz. Free Cahreyn, Cahreyn yalnız değildir falan. Bir tag çalışması yok benim bildiğim ama organik bir şekilde ilerliyor. Ya bir de şey görüyorum böyle, hani 100 takipçili falan eleman geliyor. Yazıyor ki bize işte PKK'lı diyorlar. Abi sana kimse PKK'lı demiyor. Yani senin varlığından kimse haberdar değil bro. Yani calm down. Kimse senin varlığından haberdar değil. Dert etme bu işleri. O kısımları konuşacağım arkadaşlar. Diğer arkadaşlarla da konuşacağım. Hani ne yapılabilir gibisinden bir şeyler soruyorsunuz. Onları bir hukuken konuşmam gerekiyor. Şu an bak şöyle bir şey var. Şey yazmış, onu da son olarak söyleyeyim. İşte zamanında sana böyle böyle yaptılar. Gittin zort videosu falan yaptın. Niye bunlarla uğraşmıyorsun? Çünkü şu anda işin öznesi ben değilim. Ahmet içeride. İşin nereye gideceği belli değil. O yüzden sizin de lütfen bu konuda sakin olmanızı, İşte bu bahsi geçen kişilere karşı alacağınız herhangi bir aksiyonun yarın öbür gün bakın görüyor musunuz tehdit ediliyoruz falan diye mağduriyete devşirilebileceği gerçeğini aklınızda bulundurun. Ahmet'in işi netleşsin. Hukuki olarak adamın dışarıda olması gerekiyor. Dışarı çıksın. Çocuk konusu netleşsin. Ondan sonra büyük ihtimalle hukuki olarak o da bu şanslarla alakalı, işte şov haberle bilmem neyle, bu haber kanallarıyla, sayfalarla alakalı büyük bir dava yürütecektir herhalde. Burki şu an büyük ihtimalle biz konuşurken görüşüyor. Bu soruyu soran arkadaşa. Ben hepinizin selamını ilettim. Buraya söyledim.
Başka? Ailesi Levo yanında. Burhi kendisi bir daha konuşacak. Ben Burhi adına konuşmuyorum. Homer Boy, yani hal ve hareketlerine dikkat etmesi gereken, söylemlerine dikkat etmesi gereken biri olduğunu yazmışsın yayıncı olarak. Bunu ben şu an söylemedim. Bunu ben kendisine zamanında konuştuğumuzda, muhabbet ettiğimizde söyledik. Ama şöyle bir durum var. Bence yaşı ve statüsü gereği dikkat etmesi gerekiyordu zaten. İlk olarak bu yani. Diğerleri sonra geliyor. Ama ikinci olarak bu bir özür, bu bir ama değil. Yani bugün yaşananlara o da düzgün konuşsaydı kardeşim diyebileceğim bir şey değil. Çünkü bu söylemlerin cezası bu değil arkadaşlar. Bu haberlerin böyle yansıtılma suç tabii. Tekzip etmeleri gerekiyor. Of. Sana özelden attığım şeye bakabilir misin abi? Bakıyorum. Tamam. O ilgilenecekti zaten onunla. Bu sabah konuşmuştuk. İletmiş bu şey üzerinden. Yazmış bana zaten. Javs. Tamamdır. Yazmış yarım saat önce. Gördüm yani. Okey. Söyleyecek başka bir şey var mı? Kaçalım ufaktan. Her şey konuşuldu. Daha fazla konunun sarkıtılmasına gerek yok. Kesinlikle. Sadece şeye bakıyorum. Hani olur da merak ettiğiniz bir şey vardır. Hani belki hakikaten bilmiyorsunuzdur. Yok galiba. Merak ettiğiniz şeyleri de düzelttik, söyledik. Tamam. Peki. Pekala. Yok o halde. Anladım. Tamam. İrfan Değirmenci, Serkan, İrfan Değirmenci yazmışsa ben İrfan Değirmenci'yi takip etmedim. Ne konuştu, ne anlattı hiçbir fikrim yok. Ne desem yalan olur şimdi. Hani affedersiniz de İrfan Değirmenci de ciddiye aldığım bir isim değil. Kusura bakmasın. Belki dünyalar tatlısı bir insan olabilir ama benim oturup da İrfan Değirmenci ne demiş diye bakacağım bir adam değil. Kusura bakmayın. Burhi dönecek arkadaşlar. Oturacağım Burhi ile tekrar konuşacağım mevzuları. Tamam. Sorduğunuz bir şey yok. Merak ettiğiniz bir şey yok. Bilgisayarını açacak mı? Açacak. Ne tatlısı abi. Ben o manada dünyalar tatlısı demedim. Serkan, kafanın almadığı şeyler hakkında yorum yapma. Ukrayna mevzuna dönmesin bu da. 3 yıl sonra linç yeriz. Yapmayın.
Yırtık kot pantolon nickname diye arkadaşım. 20 yaşındaki çocukum. Ben 20 yaşında diye işte hukuk önünde hesap vermeyecek falan demiyorum. Elbette hesaplarını verecekler. Ben şahsım adıma panelleyip de gidip onlarla mı uğraşacağım dedim. Orayı kaçırdınız galiba. Konu orada panelleme bulma falandı. Peki. Kayıt kalsa olur mu? Vallahi onu şimdi şey yapamıyorum. Onu şimdi seçemiyorum. Yayının başına seçmem gerekirdi. Çocuklar kayıt almıştır. Onlar büyük ihtimal YouTube'a atarlar. Dinleyemeyenler de gider YouTube'dan bir zahmet dinlerler. Tamam mı? Oğuzhan Uğur'dan ses yok. Oğuzhan iki gündür benimle konuşuyor. Oğuzhan Uğur'dan ses yok diye bir şey yok güzel kardeşim. Koğuştaki durumu ile ilgili arkadaşlar Burhi dönsün. Burhi şu an yanında ya da belki dönmüştür. Onunla oturacağım. Ve muhabbetleri tekrar değerlendireceğiz. Ona göre size bilgilendirme yaparız. Hani gerekirse kamuoyuna duyurulması gereken bir vaka bir şey olursa eğer buradan sizlerle de paylaşırız. Geriye dönük bir ifade nasıl yargılama sebebi olabilir ki lahide mi yargılanıyor özellikle? Yani Orhun, yani orada yargılanacak bir şey de yok ama hani gündem oldu aldık falan gibisinden. Biliyorsunuz Twitter'a bir şey gündem oldu yazmanız yeterli. Hani gündem olmasına gerek yok. Bilmem ne gündem oldu diyorsunuz ve gündem oluyor. Twitter'ın öyle bir özelliği var. Rahattin'in sihirli lambası gibi. Böyle olsun diyorsunuz oluyor. Böyle olmuştu diyorsunuz oluyor. Kimse de sorgulamıyor. Çok ahraz bir kitle çünkü oradaki. Burhi'yle yapacağım arkadaşlar. Burhi dönsün. Biliyorsunuz Burhi de çok yoruldu. Bütün gün bunlarla uğraşıyor. Git gel falan. O da çok mücadele ediyor. Burhi dönsün. Onlarla da konuşuruz. Kimsenin yanında yaptığı da kalmaz onu da söyleyeyim. Hani onu sorup duruyorsunuz ya. İşte şu şöyle yaptı, böyle yaptı ne olacak diye. Yani hem hukuki olarak hem de kamuoyu yönünde kim ne yaptıysa teşhir edilir, merak etmeyin. Serbest kalacağına yok, hiçbir gelişme yok serbest kalacağına dair arkadaşlar. Tutuklanma videosu iki kere çekilmiş. Kerem doğru, yayının başında da bahsettim. İki kere çekildi. Başı yeterince eğik değil diye belirtilmiş oradaki kişiler tarafından ve tekrar aynı koridoru yürütmüşler. Efe ne söyledi bilmiyorum. Efe şu an yayındaymış bir şeyler söylemişti. Arkadaşlar haber sitelerinde şöyle bir durum var. Onu söyleyeyim size. Haber yaparken bu Purgent neyse artık adı ya bu insel bir tane ruh hastası manyağın ifadelerini Jahreyn'in fotoğrafıyla veriyorlar. Yani Jahreyn'in fotoğrafını veriyorlar. Altına da bunun ifadelerini yazıyorlar. Yani sanki bunu Jahreyn söylemiş gibi. Zaten videolara fotoğraflara falan bakarsanız yani bir tek Ahmet gözüküyor bir tek Jahreyn gözüküyor. O eleman hiç şey de yok yani. Kenarda bir yerde duruyor da. Evet Batuhan, yani büyük ihtimalle beklentileri sizin çok sinirlenip tehdit etmeniz vesaire bunları da alıp bakın görüyor musunuz? Tehdit ediliyoruz, şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor falan diyeceklerdi. Evet. Tam olarak kimden işin içinde olduğunu arkadaşlar bekleyin. Önce Ahmet'in durumunu hallederim. Ondan sonra diğer arkadaşlarla ilgileniriz elbette. Sıra sana da gelecek. Erlik oyaladığın postal kafan ezecek. Mir, senin bir ülken yok.
Senin bir ülken yok. Bu ciddi bir sorun. Yani sen postalı mostalı sırayı falan bırakacaksın. Senin bir ülken yok. Önce bunu halledeceksin. Ülken olmadığı için de gidiyorsun işte Bakur falan yazmışsın oraya. Bakur makur yok kardeşim. Bakur falan yok. Ne bu yani? Bakur update edilmiş hali mi bir kardeşim? Seni de Rojava'ya alalım istersen. Hı? Sen de Roşilat'a git. Senin kuzeyde ne işin var? Burası senlik bir yer değil. Maksimum kaç gün? Arkadaşlar bunu bana sormayın. Buraya gelince ona sorun. Avukat sonuçta hukuki olarak daha yakından biliyor. Burhi zaten gelişimi oldukça belli aralıklarla Twitter'ından şey yapar, açıklamasını yapar. Yani o da şu an aşırı yoğun. Bir oraya bir buraya sürekli koşturuyor. Ama hani boşluk buldukça bilgi verecektir. Tamam, başka da söylenecek bir şey yok. Baktım yorumlarınıza. Yayını bu arada sizin için açtık. Genel bir kitleye ulaşacağından falan değil. Hani siz çok merak ediyorsunuz durumu diye. Ulan yine olayı Kürtleri çektin. Ne alaka şimdi? Millet eliş. Vallahi güzel kardeşim. 31. Ben olayı Kürtleri çekmedim. Arkadaş kendi hesabında PKK militanlığı yapıyor. Ve olmayan bir ülkenin bayrağını koymuş Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde. Bu sebeple de böyle bir ülkenin olmadığını belirtmiş oldum. Çok istiyorsanız Irak'ın kuzeyinde bir özerk yönetim var, bir özerk bölge var. Oraya gidebilirsiniz eğer gerçekten bir ülkede bulunmak istiyorsanız. Orası da gerçekten bir ülke değil ama en azından cosplay vari şekilde takılabilirsiniz, varmış gibi davranabilirsiniz. Tatmin edecekse bu seni tabii. Koç Üni olayındaki çocuğa. Evet evet, Koç Üniversitesi'ndeki olaya benziyor. Hatırlarsanız orada da Halk TV'de yine Dinçer denen eleman, Rojbaş Dinçer yalan bir haber girmişti ve asıl tecavüzcüyü mağdur göstermişti. Sonra onu düzeltmiştik ama bu sefer o kadar kolay, o kadar rahat bir şey değil. Tamam, peki. Tamam, soracağınız bir şey de yok. Klasik aynı muhabbetlere gidiyorsunuz. Ben burada oturup da işte Hevallerle, Fethullahçılarla, Oktrollerle uğraşacak değilim. İşim gücüm var. Her şeyden evvel de konumuz Ahmet'e uygulanan hukuksuzluk konu bağlamından kopmasın. Ben sizlerle başka gün, sonuçta biliyorsunuz mazimiz var sizlerle. Uzun bir dönemden ilişkideyiz birlikte. Başka bir gün ben sizlerle uğraşırım arkadaşlar. Biliyorum özlediniz beni. Ben de sizleri çok özledim. Vakit gelecek ama merak etmeyin. Evet, son sözleri alayım, kapatıyorum yayını. Abi vallahi son söz, dediğim gibi özellikle meseleyle alakalı konuşurken biraz insanların elini vicdanına koymasını istiyorum. Özellikle aile için, yine altını çizeyim onun. Korkunç bir karalama kampanyasıyla da karşı karşıyayız. Eğer canları isterse güçleri yettiğince de sosyal medya üzerinden, başka platformlar üzerinden bunu, yani bunun karşısında dururlarsa, bu yalan haberlerden bahsediyorum, faydalı olabilecek olan odur. Sürçülisan ettiysek affola, hayırlı geceler herkese. Evet, canım, bir şey söyleyecek misin? Ben de aynı şekilde dışarıda Ahmet abiyi seven insanların olduğunu, bir ailesi olduğunu unutmayın. Sevmiyor olabilirsiniz, nefret ediyor olabilirsiniz ama bu düzlükte, bu bağlamda yorumlar yaparsanız, içeride bulunması da sizi mutlu ediyorsa da aileyi katmayan, dışarıda onu bekleyen bir aile olduğunu unutmadan yorum yaparsanız, insanların buna çok üzüldüğünü bilirseniz çok mutlu olurum. Biraz vicdanlı olun lütfen. Cümleten iyi geceler. Evet arkadaşlar, yayını dinlediğiniz için teşekkürler.
bir daha eğer bir update olursa, ben değil de büyük ihtimalle Burhi falan paylaşır. Ahmet'le ilgili detaylarda sizi bilgilendiririz. Bilginiz olur, merak etmeyin. Bilgisiz bırakmayı sizleri. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir gün görüşmek üzere. Artık nereden görüşeceksek eğer. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin. Aman oyuna ve konsept hesaplarının manipülasyonu.